Yerel basına göre Galatasaray onu elinden kaptırdı. Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye. Türk futbolunun iki büyük rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına çok kısa bir süre kala rekabetin dozunu arttırıyor. Batshuayi gibi bir ismin 12 milyon euro bonservis bedeli varken transferin son günü 2 milyon euroya bitiren yönetim şimdi de aynı planla Fred'in yanına harika bir isme yöneldi. Peki bu isim kim? Evet, detaylara geçmeden bir tıkla videomuzu beğenmenizi istiyoruz ve hemen başlıyoruz. Sarı lacivertliler, transfer sezonunun başlangıcında Arda Güler, Atilla Szalai, Bruma, Diego Rossi, Altay Bayındır, Mergin Berisha ve Willian Araujo gibi oyuncuları satışa çıkarmıştı. Bu oyuncuların bonservislerinden kulübün kasasına giren gelir toplamda 55 milyon euro. Ancak Fenerbahçe güçlü bir kadro oluşturmak adına yeni oyuncuları da kadrosuna katmak için tam 56 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe eksik olan bölgesindeki eksik parçayla yıldız bir isimle transfer sezonunu kapatmak istiyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise bu transferin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Fotomaçta yer alan habere göre 6 numara bölgesi için arayış içinde olan Fenerbahçe bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Wilfried Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor. Kanarya 26 yaşındaki oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Nijeryalı yıldız ayrılığa da sıcak bakıyor. İkinci ligde top koşturmak istemiyor. Ancak oyuncunun bonservisi ise bir hayli yüksek. Oyuncu tam da Fred'le uyum sağlayıp onun yükünü hafifletecek. İsmail Kartal'ın da istediği isim. Ndidi bu sezon forma giydiği Leicester'da 7 maça çıkarken 2 gol, 1 asist kaydetti. Orta sahada duvar rolünü görebilen, güçlü ve takım oyununa uygun bir isim. Bakalım Ali Koç bu güzelim transferi bitirebilecek mi?